Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hatta bugün videomuza biraz geç başladık. İyi akşamlar da diyeyim ben sizlere. Bugün ocak evindeyiz ama ocak evinde bir şeyler yemek içmek için değiliz. Annem çamaşır sermeye çıkmıştı, ben de peşinden geldim. Burası bizim artık kışın biraz da çamaşırhane oluyor. Havalar da yağışlı gittiği için. Daha da serilecek biraz daha kıyafet var. Artık telim açacaksın. Burada zaten çamaşır telimiz var. Mecbur tel açacaksın. Almaz ki. Kardelen benim açıkça söyleyeyim. Gücümü üzdü, üzdü, üzdü. Dediğimi etmedi. Ondan sonra arkamdan koşmuş gelmiş. Beni de korktu. Alsın kapı açılınca. Vallahi korktum. Dayıcıyla garantik de olmadı daha. Evet. Günler uzadığı için. Hani inşallah soba poplamaz. Niye poplayacak soba? Ben kapıyı kapatıp geldim ya, bazen kapı açıldığı zaman pofluyor. Abi ondan. Maşallah. Masanın zararı varsa onu kapı çekelim kenara. Yok, şunu sereceğim ben asıl. Bunu baban getirmişmiş de. Şu tarafa geçeyim ben. O ben taraftan göster. Şöyle. Babam mal boşalttığı fabrikalardan bir tanesinden getirmiş bunu. Bir nasıl bir mal ya? Kumaş. Penye midir? Kalınmış anne. Kalın. Kazak olacak bir maldı aynen. Ben de bunu bir şey değerlendiririm işte. Elbise gibi bir şey yaparım, dikerim. Şöyle iki katlama yapayım ya. Aslında kenarlarından düzeltirsen de Nazmi teyzeme dikiş attırsan. Nasıl söylesem, hamur falan yoğurduğumuz üzerine örtüyoruz ya. Dikişi öyle kullanılabilir. Atacak bir dikiş değil. Evet, çamaşırları iki elden serdik ve aşağı iniyoruz. Bu zeytin ne zaman yemeye başlayacağız biz ya? Aylar oldu. Ya canım, ben onu arada bir karıştırdığım için inceleme olmamıştır. Peki. Bu arada annem bugün biraz grip gibi. Boğazı acımıyormuş ama işte sesi tıkanık. Terliklerimi giyeyim şuradan. Bazen de buraya çıktığımızda ışığı kapatmayı unutuyoruz. Burada da odun kömür var. Yukarı çıktığım için evde de kimse yok. Bu yüzden anahtarı çekip çıkmıştım. Hemen içeri girip şurada bir para buldum, gördüm. Annemindir. Süt parası. Daha zaman söyleyemedim. İyi. Tut, şey yapmamış, poflamamış. Sobamızı daha yakın zamanda temizlememize rağmen bazen pofluyor. Hep böyle kenarları kurum oluyor, dış taraflar. Allah bir de tutaşmazsa bak Gali sen bir. Şöyle şaşır de. Ya. Bu akşam bizim misafirlerimiz gelecek. Halam gelecek, bir de onun arkadaşı var. O da annemle arkadaşı sayılır. Onlar gelecek bize. Az önce de ışığımızın bir tanesi söndü. Ben hatta fark etmedim. Elektrikler düştü sandım. Yani biraz bazen düşüyor ya, öyle düşündüm. Oysa ki bir tanesi sönmüş. Annem de değiştirmeyi düşünüyor ama yedek bulabilirse. Eğer dündeki videomda eşimi sürekli dedim durdum. O da grip gibiydi. Ya dedim pek yanıma sokulma. Bak ben de grip olmayan dedim. Dün iyiydim misafirlerim olduğunda. Akşamleyin gaz aramaya çıktım ben mallardan çıkınca. Yüz yüz terliydim herhalde. Haliyle hava da soğuktu. Bir de akşam... yağmur çilemişti ya. Ne zaman açtın? Dün akşam. Dün çiledi miydi? Evet çiledi. Hatta ben yağmur video çekerken yağmur çiliyordu. Hatırlayamadım ben valla. Neyse sen devam et. Konuyu gazı bir bizim darı tarlasına doğru aramaya gittim. Çünkü akşam ezenler okunuyordu. Sonra bir tarafa gittim. Matrahanenin bizim o tarafa baktım geldim. Oradan getirdim. Yüz yüz şifayı kaptım. Eşime sürekli baskı yaptım. Kendim oldum. Bugün
Vallahi sabahın işleri gördüm. Kardeşim mutfağı topladı. Ben mi topladım yine? Ben topladım. Yerleri süpürdüm. Evet. Siniydim, ben makineyi boşalttım. Bugün. Ondan sonra hallettim. Bir yattım 2,5 saat uyumuşum. Bugün de gelen yoktu. İyi denk geldi. Dinlenmiş oldum. Vücudum gırgın değil ama öksürüm de yok çok şükür. Öksürüm olunca beni yatırıyor. İnşallah kardelen de geçmez. Vallahi yapacak bir şey yok, geçmez. Bugün de misafirlerimiz gelecek. Niye güldün? Yapacak bir şey yok diyor. Yazık bir de hem de geçmez diyor. Yani geçerse de yapacak bir şey yok dediğin gibi ya. Bir gün öncesi şey vardı bizim yemekte. Kuruttuğum yeşil fasulye var. Pilavımız kaldı. Dün pide yaptırdığımız için akşamı yeniden çay demlettik. Benim pek canım istemiyor. Uyanınca kendini doğru şey yaptım. Kurabiye yediydim. Ondan oğlum da işten gelir. Kardelen onun akisi yerle. İşte böyle ne diyeyim başka. Evet, yemeklerimiz vardı. Annem onları ısıtıyor. Sizlere hemen söylemek istiyorum. Babaannem gelmeden. Çünkü az sonra gelebilir. Bugün, daha doğrusu yarın babaannemin doğum günü ve 70 yaşına giriyor. Benim de günlerdir aklımdaydı. Babaannemin doğum günü geldiği zaman pastalık kutlayalım diye düşünmüştüm. Bugün de halam bile gelecekken dedim ki hep beraber kutlamış oluruz. O yüzden abim işten gelirken pastayı alıp geldi. Onu birazdan bir kenara koymamız lazım. Babaanne mutfağa girmez de bir de bir şey için girer, görmesin pastayı. Bugün fasulye yemeğini en çok annemle ikimiz yemiştik. Bu kadarı kalmış. Bu arada pasta kalpliymiş, bir de üzerindekilerin ne olduğunu bilmiyorum. Normalde biz kendimiz bugün uşağa gitseydik farklı alırdık. Hem de 70 rakamını almak istiyordum. Abim de aldığı pastanede öyle rakamlar satılmıyormuş. Bu yüzden böyle alıp gelmiş. Bir de bunun yanında yumurta kıracak. Annem yemek yemeyecekmiş, ben de yemeyeceğim. Bu sofrayı sadece zaten anlamışsınızdır, bir kaşık koyduğumuz için abim için hazırlıyoruz. Sofra şey de öyle. Aşağıdan yukarı çapını boğazını dolduruverin. 2-3 kürek kömür atar. Ne kadar da sanki kömür atmayın, ısınmaz orası. Evet. Abim bugün dışarı çıkmayacakmış. Misafirler de geleceği için o da ocak evinde oturacak. Ya bizim ev çok şey ya. Odamız büyük. 4+1 ama bütün odaları solandan işleniyor. Oğlum da rahatsız olacak. Gelen de çevirmek istemiyoruz. Bu aşkı zamanı bir gün bir yere gider. Ama en istedim gitmeyeceksen çatıyı yakıverir. Orada da oturup telefon oynar, çay demleyecek hesabı. Oturma odasına kastan sofra bezini götürdüm. Annem böyle yumurtayı sever. Ben de iyice pişmiş severim ama ben yemeyeceğim için, abim yiyeceği için sıkıntı yok. O da zaten damak zevki annemkine benziyor. Bugün nasıl oldu? Tencerede pişir, kapağında iyi hesabı oldu. Evet. Şimdi boşalttığımı değmeyecek. Kalanını tavukla yer artık. Çünkü öğle günü pişir dedik. Öğle olmasa yarın bir ısırır. Yerdik ısıdır, ısırır demişim. Hemen bunu içeri koy verin. Ekmek pişir. Tamam. Bir ekmek vardı ya, yine de koyacaktım. Dilim bir şey ekmek vardı poşette. Var mıydı? Yine dursun anne. Abim yemeğini yedi. Ondan sonra ben sofraya toparladım. Annem bir kere çorbasını yaptı. Hatta abim küçük demliğe çay yapmış. Daha da misafirlerimiz gelmedi. Babaannem geldi sadece. Tabii ki pastayı da ortalıktan kaldırdım. Ve ilk kaldırmışım anne. Ha. Çünkü babaannem gelince mutfağa girdi, tepsiyi koydu. Gördü mü? Kaldırdım pastayı. Bu yüzden görmedi. Ha, ben i̇lk kaldırmışım, saklamışım. Araba geçti de torozmuş o. Böyle bunu bu sene değil mi kuruttuydum. Geçen sene kuruttum. Meyvelerden, şeftalisinden tut, armudundan tut. Bir sadece şöyle dokanmadan göstereceğim. Şu armut, şu elma. Şunlar şeftali, şu da erik. Ama en güzeli armut ve şeftali. Bu da aynı şekilde. Erik. Bu biraz sert olduğu için burada çözülsün diye suyun içine attım. Azıcık bekletelim.
Sonra ben de erik iki çeşit senin. Bir tanesi geçenlerde bana çıkarıverdin ya. Ağzıma atıyorum, biri sert oluyor, biri yumuşak oluyor. Sonra baktım, iki çeşitmiş. Sonradan anladım. Tenede mi az? Tabakta var mıydı? Haricende. Bir dakika. Kenara koymuştum. Bu da yeterli. Şimdi şöyle ha? Üzerine örtmüştüm, kenarda duruyordu. Şunu sudan geçireceğim, bakınız. Ezenler de okunuyor. Şunu da alsana oradan. Birazdan gorum. Böyle kendince durdukça dolapta pudralanıyor. Ben de bir kere sudan geçireyim. Hem buzu çözülsün. Hem Eysa'nın elinde yapış yapış olmasın. Öteni de misafirlerimizin çıkarıverdiydim. Kimi çıkarıverdim ben bunu? Sabah bir zengin geldi değil mi? Onların geldiği gün. Dilince güzel görünüyor ama yemediğimizde de böyle üzerine atıyoruz. En azından dinlemek daha mantıklı. Bunları şimdi annem bir derin dondurucuya koyar. Çerez tabaklarını çıkarmıştım ama daha koymadık. Bardakları da hazırladım. Şunları dolaba koyayım. Çatalımda içinde su vardı ama annem abime çay koyduğu için almış o suyu. O yüzden dolsun geri. Aferin ben çayı o zaman Kardelen ya. Atalım kaynasın, atalım. Dur zaten onu doldurdun mu sen onu? Şu an doluyor, fazla daha dolmadı. Altını soğuk su katın. O zaman içindeki su bu kadar yeterli. Otursun çay. Soğuk su katarsak da iyi olur. Ben koyma. Koymuştum bak. Dur azıcık daha katalım. Şimdi eksik geleceğine üzerine su katarız. Demli olsun olsun. Çerezleri de katalım şimdi ya. He? Çerezleri de katalım mı? O zaman da. Ya katalım. Zaten halam babaannem aramıştı. Bu yüzden yola çıkacaklarını anladık. Eli kulaklarındadır yani. Hı. Eli kulaklarında mı olacak gelirken? Direksiyona sultan teyze sürüyorsa arabaya. Yani. Ne sürecek? Eli. Evet, çekil. Eli Evet, şimdi halamgil geldi ve 1997 yılında görüyorsunuz. Şimdi ekranda onu belirtmek istedim. Halam ve eniştemin kına gecesi nişanlı düğününü izleyeceğiz. Tabii ki sizlere bütün sahneleri göstermeyeceğim. Sadece ara ara annemin, işte babamın, herkesin olduğu sahneleri göstermeye çalışacağım. Şu babaannemin annesi oluyor. Köyün evin, köyümüzün ilk girişindeki evi bazen sizlere söylüyorum ya. İşte o evde oturuyordu. Yıllar önce de vefat etti. Evet, değil o değil. Başak, devam ettirir mi? Kızım da ya. Selahattin dayıymış, babaannemin kardeşi. Buradaki yaşlıların birçoğu maalesef vefat etmiş. Şuradaki takım elbiseli kişi de annem oluyor. Sabah teyze anne, ben yeşil gözak vardı diye ona bakıyorum ben de. Murat yenge böyle bir kısmı. Evet, orada onu gördüm. Egele, ana, Zekiye de, Çoban. Mustafa amcanın annesi değil mi açtın? Keşke sahneler daha uzun dursa da görsek herkesi daha net bir şekilde. Ana, Paşa dede be. Paşa dedem mi? Dünya tanıyamadım yanda. Bu videoda 97 yılında abim de 9 aylık falan bebekmiş bildiğim kadarıyla. O da 96 doğumlu çünkü. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Evet, bu da abimmiş. Böyle videoları izlemek çok güzel ya. Evet, annemle babam geldi bakalım. Onlar da net bir şekilde belli oldular şimdi. Evet, kuzum.
kuzenlerimle de çerez hazırladık. Onlara da söyledim pasta keseceğiz diye. Az sonra bakalım babaanneme üfleteceğiz pastayı. Şimdi Burcu ablam da kek yapmış. Sağ olsun düşünmüş. Neliydi abla? Havuçlu muydu? Halam söylemişti de. Havuçlu cevizli. Bir tanesini çıkarsın. İçini gösterelim sizlere. Zaten dışından güzel görünüyor. Annem tabak getirdim ben onları. Tabak ettiniz mi? Çıkardım. Bir tabak daha getirin de. Gayet güzel olmuş. Evet, bunu kestiniz mi? Kestim. İkramları kestim, içeriye götürdük. Gelsin de. Tamam. Geçen gün de yine bir misafirimiz kurabiye getirmiş. Onlar da şimdi Burcu ablam götürecek. Son olarak sadece pastaya bardaklar kaldı. Manzara ablam gelsin de böyle mi de? Bardaklar alayım gidelim ben. Şimdi kessek pastaya. He olur. O zaman. Ben kim götür? Ben götüreyim. He. Bir kişi çeksin. Sen çeker misin? Hatice çekiyoruz Hatice'yi. Hatice çekiyor. Şunu götüreyim. Tamam. O zaman Sultan teyzen gideyim. O kenara geliversin. O çünkü videolarda çıkmak istemez. Halamın zaten haberi var. Açtın mı abla? Evet bakalım götüreceğiz. İnşallah. Söyleyecek. Neyse şudur. Çakmağı getirelim. Yürüyeyim ya sen. Arada 70 rakamı diye o da yokmuş. Allah razı olsun Nimrat Özbaşı. Ben yaş maç bu yaşıma kadar mutlanmadım 70'ten sonra azana çare yok diyorum. Yapmıyorum çay evet herkese yeniden merhaba. Dün akşam pastayı kestikten sonra sizlere göstermedim. Çünkü ondan sonra tekrardan yeniden misafirlerimiz geldi. Hep beraber oturduk kalktık. Sabah oldu annemle ev işlerini hallettik. Çarşıda işlerimiz vardı. Annem gelecek normalde tek başına. Ben de dedim ki ben de gitmek istiyorum. Artık yani ameliyat olduğumdan beri hiçbir yere gitmemiştim. Sadece muayene için, kontrol için kliniğe gitmiştim. Onun dışında şehirden çıkmamıştım yani. Bu yüzden de Nazmi teyzeme uğrayalım dedik. Normalde bir kahve içmelik gelecektik. Ama teyzem biz gelmeden çay suyu koymuş. Biraz da bir şeyler almış. Şimdi annem onları kızartıyor. Ezgimiz geldi. Onun da uyku vakti. Teyzem de onu bakalım uyutabilirse uyutacak. Bardakları bak. Nasıl? Aha şekilli bardak. Güzelmiş. Geri koyacak mı? Hayır. Çok koyacak. Ben hazırlayacağım. Şöyle ki. Hemen size göstereyim. Tavada kızartıyorlar bakalım. Dün Nazmiye teyzem Hamide teyzem birdeymiş. Orada beraber yufka yapmışlar Hamide teyzeme. Sanırım şibit işte fark etmez. Severim. Neyse bunu görünce mutlu oldu. Dün hatta biz Hamide teyzemle gidecektik şibit yemeğe. Ama annem biraz rahatsız gibi olunca gitmedik. Ama yine de nasibimiz varmış. Şu da tahanalı herhalde. Bu tahanalı. Ha, iyi şanslı. Benzirme de bunlar yani. Bu benzirme. Ha? Tamam, güzel şimdi güzel. Benzirme diyor. Sesim de böyle çok dar çıkıyor hasta olduğumdan. Hatta bir eczaneden ilaç alan. Doktor için doktor da yok mu? Çoğusun hemşire de yazıyor ilaçlara. Oyuncaklarını buraya getirin. Zeminde eline koluna sağlık. Dur, hemen bir de salata yaptı şimdi.
Aslında gerek bile yoktu bu kadar zahmete de. Dördüncü yine de teyzem işte. Hazırlama dedik. Teyzemle beraber yiyelim içen diye. Sağ ol, teyze her zaman yiyoruz zaten. Bunlar da bahçenin pırasalı. Öyle mi? Ha. Bizim bahçede yok da babaannemkinden çıkardık bize geçen gün. Hatta o çıkardı. Dur annem. Böyle yapıp limon sık yemesini seviyoruz biz. Evet, annem de öyle yapıyor. Abi enişten gelecek mi? Gelir o birazdan. O zaman yoksa bak gelir de. Yok gelir. Şey etmesen ona koyma. Tamam. Gelir de şey verirsin. Bu tarhanalı şibit size daha önceden göstermiştim. Kuru tarhanayı. Ama bunu şey şöyle gibi yaptım. Farklı mı yaptılar? Çok büyük açıyorlar. Kat kat yaptılar. Ha. Baksana bir. Bu bir katlanması. İki katlanması öyle bak. Muska şeklinde. Kare yapmış. Üst büyük açıyor, ikiye katlıyor. Şey, arasına ekiyor, ikiye katlıyor, bir daha ekiyor, bir daha bir de böyle 3 4'e katlıyor. O şekilde. Bir de büyük açıyorlar zaten. Gerçi bunlar küçük olanlar yani. Bezdirme diyorsun. Aynen. Bir de yukarı çok maşallah. Davul zimsinden falan şu kadar dışa çıkıyordu davul zimsinden. Vay be. Biraz bana nasip olursa bana da yapacağız. İyi teyze. Aysel'e böyle yapıyorum sana da yapalım dedi. İyi. Yaş arabayla bugün de sana yapalım dedi. Kabar edin de biz de yemeğe geliriz. Katalım çayları. Abi çocuk. İçeridedir babam, korkma. Annem alışkın olmadığından. Bir şey var elinde. Teyzem bana makarna yapıyor. Makarna seviyormuş. Portakal bulmuş da sayıyor. Gülüyor bana baktığı. Sayarak. Ben verdim ya portakalı. Teyzem dedi ver dedi. Bak kapıları kesinlikle yaratmaz. Kardeler senin çantanı bir süredir şey yapar. Öyle mi? Yavrum ya. Senin çantanı yaratmaz kesinlikle. İyi aferin bak ne güzel. Orası çantayı bulmuş olayım bir süredir kapıkların. Gel bak göster. Yaratmaz. Anne ne oldu? Şey gitti, çay gitti. Halıya da kızı mı? Kızı bir şey olmaz. Kızda kızı var senin kapısı hiçbir şey olmaz. Gel. Sen portakalların kapılarını niye öyle yapardın herhalde? Kapağını aç dedim. Ondan mı oldu ki? O olabilir. Aslında aparatı da var. İbiği de var ağzında ama. Dökülmedi Allah'tan yere. Şöyle bezinle sileyim yeniden mi? Teyzem de eline koluna sağlık. Biz de çayımızı içtikten sonra fazla oyalanmayacağız. Akşama yemeğimiz yok. Ama annem yemeği buldu burada. Aşağıdaki tavukçudan biz de incik alacağız. Akşam menümüz incik kızartırız babam gibi. Öyle yapıyor bak, ben inan kimem gali. Aynen öyle yapalım. Şimdi eve geldik. Köpeklerimize süt kemiği aldık. Babam da almış bugün uşaktayken. O söyledi telefonda, aldım sizi almayın dedi. Ama tavukçu da varmış, bu yüzden kaçırmayalım. Poşete koyarız diye düşündük. Biz de aldık. Annemin elinde de şu an mama var, kedi maması. Gitmişken hepsini alıp gelmiş olduk. Bazen de uşağa gitmiyoruz. Aksi gibi mama da bitmiş bulunuyor. Öyle mi? Şimdi sana mama vereceğim. Gel. Kirli bak. Taraman koş. Kirli taraman. Anne yanlış yere verdim. Keşke merdivene de alıştırmıyoruz. Epeyden beri vermedik. O zaman da merdiveni. Evet. Verdiğimiz mama bitmeden kimya annem onlara göstersin, gelir arkalarından. Geldi. Bak geldi. Bak. Gördü. Taraman gel. Taraman. Koca ağızlı, koca ağızlı. Gördükten sonra vazgeçer mi? Taraman. Taraman bak. Bunlar böyle kıtırdada kıtırdada yedikçe... Hani der bir laf vardır ya, kendim yemiş gibi sevindiğim gibisinden. İşte ben de öyle oluyorum. Tavukları baban salmış. Evet. Durduk, durduk. Sen 2-3 tane atıversene bunlara. Bak kediler de bekliyor. Ben üstümü şey de vereceğim de üstümü atayım. Ama anladım tamam. Üzerime batırmayayım şimdi, yağlı olacak. Onu şey diyorum. Birazdan ince mi yaşayacağız saçlar? Evet, saat de bu arada 3.30'a falan geldi sanırım. Nereye bırakacağım ben? Merdiveni koyayım. Merdiveni koyayım da ben onun gazlandamını koyayım. Koyayım içine.
Yoksa tamam. Öbürkü türlü merdiven alışıyor onunla. Aynen. Çantalar aldın mı sen? Hayır almadım. Sadece elimde mama var. Görüyorsunuz değil mi? Bakın orada daha mama var. Ama kediler peşimize koşmayı tercih ediyorlar. Geç. Dur sen şunları götür çantalar bari. Babam evde olduğu için kapı açık. O ne almış? O da sırt almış anne. Hayır, hayır dedim. Açıyorum. Biliyorlar buraya girmeyeceğini. Şimdi saat 5'e geldi. Ben de şimdi aşağıya indim. Annem de bürümüş, sarılmış güzelce. Çünkü hava geldiğimiz gibi değil. Bayağı serinleşmiş. Babama da sofrayı hazırladım. O da şimdi yemeğini yiyor. Tarhana çorbası yaptım. Salata, cacık ve tavuğu kızarttım. Onu da mutfakta kızarttım. Çok pişman oldum anne. Ne oldu? Sıçramıştır ya. Sıçradı ya. Küçüktü, hayırsızdı, cansızdı. Şunu kapıya çive de gelsin vallahi. Kim var orada? Doğa Karabaşı var. Ben de Yusim'i diyecektim. Bak ördekler nereye? Hani ördekler nerede? Aa bak sol tarafla yiyorlar. Ya onlar bu aralar bu tarafta geziniyorlar sürekli. Aranıyorlar. Burada çamur da yok, su da yok. Hadi diğer taraflarda çamur birikisi oluyor. Gördüm gördüm gösteriyor. Orada da Arap var. Sanki bir anda diyeceksiniz ki Karabaş niye ara oraya gitti? Arap diye bahsettiğimiz köpek de komşumuzun köpeği. Bazı kişiler onları Karabaş'ta karıştırıyorlar. Birbirlerine benzedikleri için. Ama yüzleri benzemiyor. Bu defa da sulajı buradan açmışlar. Küspe, küspe göremiyorum. Onu da şuradan mı açtılar ki? Daha diğeri bitmemiş. Hoş geldin. Bunun da bir ayak takıntısı var. Ne oldu? Sağ ol, eşofmanımı da batırdın. Kirlimiz de biz uşaktayken boştaydı. Ama artık annem bağlamış. İşini bitirdikten sonra yukarı çıkacağı zaman tekrardan salıyor. Anne, kedi mamasını indirdim ben aşağıya. Evet. Ama kovanın içinde kaz yumurtaları vardı. Kendim yedim onları, kaz yumurtaları. Bu yüzden poşeti bağladım, dışarı aldım, koydum. Aldım oraya, bu eve gidin öyle. Kediler açmaz herhalde. Karabaş yürü. Çık, süt daha süt da. Yok. Zaten süt derdine geliyor şu an buraya. Biraz daha verebilirsin. Kapıyı çekiver anne, ha? Soğuk uzaya ceyran yapmasın. Bence öyle yani. Esiyor çünkü. Hem bunlar da giremesin. Hayret, baktı da gidiyor. Kapat anne. Hem buradayım çocuk kapının ağzında. Minyatür. Işık vurdu minyatür. Olmadı. Çok sert bakışları var ya. Onun dışında çok sempatik ve sevimli bir kedicik. Böyle baktığına bakmayın. Kendini sevdiriyor yani. Şu an vuruyor kapıya. Vursun bakalım, beklesin. Açacak. Biraz açtı. Gir gir gir. Girmek de istemiyor aslında da kapının açık almasını istiyor. Bu da uzay yeme. Önce geçeyim ben onu açayım ama güzelliği yok buralar. Aç aç. Burayı tahta çaktık bak, fark ettin mi? Aa evet. Bir fark etmemiştim hani sen söyleyince. Çaktık. Ah, tepesini çıkıyor Harun tepesini. Doğru.
Allah korusun, ölecek daha çok kızıyor. Annem sana yem döküverdi, yesene. Ayaz. Ayaz dedim ismi ya. Evet, Ayaz. Koraman da oraya gelmiş. Karan, babanın ağzını kıstın mı? Hayır, evin içi sıcak, güzel. Altan hiç ellemedin mi? Ellemedim. Daha yeni yeni taşıyor çünkü. Babam da yemek yiyor ya, kızcağım. At beni, at beni. Ya ne oldu at beni olup da ya? Kızım, ben enerjini onun üstüne kıstım. Altı zopa açıldıydı, tutaştıydı yavrucağızım. İyi, giderim şimdi de kısar gelirim. Sen altını kıs, onu yeni ne güzel değil. Onu bilmesen ben de tutancının aykırı. Trolleyeyim dedim, olmadı mı? Hayır, yeni yeni tutuşturuyor kız. Altını ben sana enerken dedim ya. Altını biraz daha, az daha dursun da kısırayım. Tamam, kısarız. Kısarız yavrum. Ne oldu torama? En iyisi ben çıkıp görevimi yapıp geleyim mi? Annem şimdi süt verecek buraya çana. Karabaş'tan da hemen geldi. Deminden beri giremiyordu dama. Toraman olduğu için ondan korkuyor. Hadi iç bakalım. Bir kese içer artık. Babam da yemeğini yedi, artık o da yola gidecek. Biz de evde yine annemle kaldık. Bugün de babaannem gibi akrabalarımız gelecek. Onlarla oturacağız orada akşam. Annem de kapattı. Bir de onu getirmiyor musun? Ha, öyle mi? Tamam, getir de ben bırakıp gelelim. Gel Toraman. Gel süt iç, gel. Gel. Karabaş biraz da o içsin. Gel. Ben varım, gel. Hadi. Hadi. İç hadi. Hayır. Hayır Karabaş, hırlanmaz. Sırayla. Tamam, korkma lan. Kendin bilirsin. İç abacım, geç. Geç geç iç. Az önce o kemik yediği için sanırım içmek istemedi. Kendisi bilir değil mi Karabaş? Yemeğinin malını yerler. Götürüm, götüreyim ben ya. Ben götürürüm. Dur o zaman. Nasıl olsa kaldırmayacağım yani. Şöyle. Birden şey ettirme, eğdirdim çenenge gelir o. Tekez şey demezsin. Ağırlık görünce eli böyle. Tamam peki. Ben annemin tavukları bu tarafa sürdüğünü düşünmüştüm. Oysa ki kapı açıkmış zaten. Tavuklar kendileri çıkmışlar bu tarafa. Hava soğuk olduğundan girmişlerdir içeriye. Yumurtalar aldın mı? Almadı sen, ben alayım. Tüh ya, niye alıyorsun anne? Senin mi bekleyeceğim ben? Beklersin, ne olacak? 7 taneymiş. Bir de hindi, ördek yumurta. 8 tane aldım herhalde. Dinek 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 dinek. Allah'ım, Dilber sütü içmiyor köpek. Ama bu köpük için uğraşıyor ya. Ben de kaçıyorum abimden böyle. İçmesin bence de. Ha. Alışmasın. Gerçi alıştı da yakın zamanda zaten buzağı sütten bırakılacak. Mama da iyiyse illa bu pişecek bu. Sabah akşam ben makineyi sağdığımı biliyordur Hüseyin. Beni sıcacık mideye gelecek şimdi diye. Aslında 2-3 yemek kaşıdım. Bir çağısına kaçacak, daha tok tutar değil mi bunu? O zaman da bağırsaklar çalışmaz. Hayır, gider misin? Gider misin dedim.
Anne kafanı tam şu ışığa doğru dengelesene. Biraz daha. Niye bu? Oradan ışık geliyor ya camdan. Hayvan kötü bir görüntü yok. Ha böyle daha iyi oluyor. Ne? Çık bakayım çuvalların üstüne. Çık çuvalların üstüne. Tamam. Aferin. Aa, ben böyle yiğitirim bak. Gel şuraya bakayım. Şuraya gel. Gel. Toraman gel oğlum. Bakalım, gel. O bir defa olur anne. Küstün ya. Toraman gel para vereceksin. Enersen bu para vereceksin. Gel Toraman'ım sen. Gel bakayım gel oğlum şuraya. Gel bakayım. Gel kızım. Toraman çık çuvalın üzerine. Toraman çık oraya. Toraman çık dedim. Anne sen ikisi eğitimden ziyade bağırdığın için oluyor herhalde. İkisinden de korkuyor. Hem seviyor hem benden korkuyor. Evet. İkisi ben bunu dövüyorum. Sizi sevdiğimiz kadar, ben sevdiğim kadar bunları da seviyorum. Neyse. Şuna bak ya. Şu an baktım kaldım, tepki veremedim. Yaradan'ı seveyim. Zaten ben anne bazen diyorum ki bir gün bir yerde sana soracaklar kaç çocuğun var diyecekler. Üç oğlan bir kız diyecek yani. Hayır öyle demem ki. Kaç tane? Kedilerimi de var bir diye. Onları saymıyorum artık canım. Top, top ama şunun güzelliğine bak Allah'a emanet bir. Şuna bak bir. Yakışıklığına bak illa okşasın abam diye duruyor böyle. Daha yatıyor oğlum bir yatıyor bir görsünler bir. Bayılıyor oğlum bir bayılıyor hadi. Hadi bayılıyor kızım bir. Tamam, bazen çok kötü diyorum ben. Evet, annem yukarı çıktı. Ben de mutfağı topladım. Abim yemek yemeyecek bir şey evde. Bu yüzden tavuk kızartmadım artık. Biz kendimize tavuk kızartmadık. Aslında var ama teyzem bile yediğimiz için karnımız fazla aç değil. Sadece çorba içelim dedik. Sen içelim diyorsun, ben yiyelim diyor. Bakışacağız evet. Mı? Kaşıklayacağız ama. Tamam fark etmez. Çorba yiyeceğiz. Den o benim beynime yatışmadı kardelen. Doğrudur. Hak veririm. Bak kaşığına ağzım açacağım için ben bunu yiyeceğim demin. Aklımda bir şey var. Unuttum. He bak yarın bizim ekmek almamız lazım. Aslında bugün alınacaktı. Bak azıcık bir şeye kalmış. Evet. Bazen iki tane alıyoruz yeniliyor diye. Küçükken durdum ekmek de suyunu çekiyor. Bayatmıyor o zaman da dadı olmuyor ama sobada kızarttığımız için de fark etmiyor bazen. Ben tarhana çorbasını bu şekilde biraz koyu severim. Benim oğlan da duru sever. Kan ekmek doğra dedim ben size sordum muydum? Ben de yerim fark etmez. Sözde yemeyeceğim. Nasıl olduysa çorbanın hatırına geri oturdum sofraya. Salatalıktan kaldı mı? Kalmamıştır değil mi? Neyden? Bu salatalıktan kaldı. Ha var daha. Evet artık bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyoruz.